Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray mücadelesiyle devam ediyoruz. Özet görüntüyü izlemiştik. E, performanslar ve e, tabii teknik performans anlamında da ekleyeceklerimiz var şüphesiz. E, Savaşçılı bir giriş yapmıştık. E, dün Galatasaray öne geçse de e, geriye düşerek mücadeleyi kaybettik ki e, bu sezon aslında Galatasaray Torrent döneminde e, öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetti. Hatayspor maçını 4-2 kaybetti. Kasımpaşa mücadelesini 3-1 kaybetti. Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup oldu ve dün akşam da Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-1 yenildi. E, Torrent ile ligde öne geçtiği maçlarda toplamda 12 puan kaybettik aldık. Neden biliyor musun? İşte hamle. Hamlelerini yapamadığı için. Biz mesela Domenech Torrent'in geldiğinden beri böyle bir devrede ikinci yere başlarken iki oyuncu değişik, üç oyuncu değişikliği yaptığını çok fazla atılamaz. Belki de olmamıştır. Yani dün bakıyorum, düne baktığımız zaman yine aynı. 65 değişiklik, 69'da Babel, 77'de Emre Barış değişikliği. Az önce kulübe dedin, Halil var. Şimdi i̇şte orada baktığı zaman Pulgar, var, Fegui var, Çikildağ var, Bari şey, Alpaslan var, hızlı oyuncular var. Yani sen orada bir bir kendi, iki bir kendi de yapabileceğin değişiklikler var. Kulübede oyunculara güven veren bir teknik adam yok. Çok soğuk duruyor. Dün eşim bile mesela futboldan çek anlamaz. Basın toplantısı izlerken dedi ki enerjisi çok düşük bir teknik adam herhalde bu dedi ya. Ya basın toplantısında bile Galatasaray'ın oyuncusu yaralanmış. Maçtan sonra tekme <laughs> diye baldırın e, topunun üstünü göstermiş. Maç içinde hala saha diyor. yemin diyor. Bafi onu diye kaçırdı diyor. Yani fırsatlar adil olmadı dedi. Şimdi evet skor adil olmadı dedi. Neye göre adil olmadı? 7 maçtır kazanamayan kazanamayan bir takıma karşı. Eğer dün Galatasaray kazanmamış olsaydı Gaziantep Futbol Kulübü bugün e, alt sıralardan daha aşağı inecekti. O aşağı tehlikeyi, ligde kalma tehlikesini yaşayan bir takım olacaktı. Kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray'dan daha iyi bir kadrosun var. Bireysel olarak iyi oyuncuları var. Skora katkı yapan dün figüre diye bakan Muhammed Kez aynı şekilde Recep, Niyaz, Maxim yani oyun içinde Hele ki o Figueroa'nın Semih'le Nelson'a atmış olduğu bir çalım var. Orada böyle çevirdi durdu olduğu yerde en son ikisinin ortasından çalım, bir şey. çalım. değil o canım. O çalım değil. Yani mi? öyle çalım deyip geçme. Çalım Kerem'in attığı çalımdı. Muhteşem bir çalımdı. Vücut çalımıydı. Doğru ne diyelim? Bu, bu, başka bir şey. Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettiğimiz zaman dönenler var ya öyle bir bilmiyorum, bir... bilmiyorum artık Mevlana yani. bir gibi döndürdü evet. böyle etrafında yani. Çok değişik bir çalımdı. Çalımın da değişiydi diyelim ona. Hani Semih'in oynaması Tamam Omar'ın sorunu vardı, sağlık kontrolü vardı, boyayın ağrıları varmış. Bitmiyor zaman bu ağrılar bir türlü son birkaç haftadır. Haftada üç maç oynadığından bir bitmiyor. Orada ben Alparslan'ı oynatırdım mesela. Alparslan'ın oynadığı sabek var, Fatih'lerin zamanında var. Daha önce Kasımpaşa, Göztepe ee, var yani bunu oynamış. Madem hiç oynamayan bir Semih'i bu maçta atıyorsunuz sahaya sabek olarak. Neresinden bakarsak bakalım dün akşamın özetle e, en formsuzu Tomanek Törent'ti. Bu sene 1-2 maç. Şimdi... Mesela dün akşam Real Madrid Barcelona maçını izledikten sonra işte bu Galatasaray Barcelona'yı elinden kaçırdı. Aynı futbol takımı, aynı teknik adam. Galatasaray Barcelona'yı elinden kaçırdı. Bu çok büyük bir olay mı? Değil. Galatasaray Barcelona'yı da yendi. Real Madrid'i yendi. Real Madrid'i yendi. Süper Kupa'yı aldı. Daha önce Real Madrid'i eski Ali Sami Estadında yendi. Burada yendi. Drogba'nın attığı gollerle. Ya Galatasaray bunu istediği zaman yapıyor. Kerem'in geçen maçtan sonra açıklamasına bakalım. Barcelona'nın ilk maçından sonra. Biz burada çok farklı oynuyoruz dedi Avrupa'da dedi. Abi burada da oynayın. Kerem üzerinde en son evet. laf söyleyeceğimiz futbolcu. Kerem orada burada her yerde oynuyor. Ama dün akşamki performansa, hoca performansa dahil, futbolcuların performansa dahil hakikaten dünkü Galatasaray'ı tanımakta güçlük çektik. Rotasyon, rotasyon, rotasyon. Sürekli bir rotasyon. Ondan sonra mazeret izliyoruz. Ben açıkçası dün akşamki Galatasaray'ı bak tekrar aşağılarda şu anda önde zorlu maçlar. 15. 15. sırada. 15. sırada. Giresun 10. kazansa Giresun da üzerinde olacaktı Galatasaray'ın. Tekrar oraya zorlu bir süreç. Geçen hafta Beşiktaş galibiyetinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ama Galatasaray umut vermiyor. Galatasaray bir an önce lig bitsin diye artık herkes bakıyor. Lig bitsin yeni bir Galatasaray. Hani sezon başında yapılan bu gençlik operasyonu tutmadı. Bundan sonra ne olur? Şu anda milli ara herkes e, mali kongreyi konuşmaya başladı. Transferleri konuşmaya başladı. Bu takımla olmaz denilmeye başladı. Bu hoca ile olmaz denilmeye başladı. Yönetim içinde de şu anda çarşamba günü mali genel divan kurulu var. Cumartesi günü mali genel kurulu var. Bu iki toplantı Galatasaray'da gerçekten hayat önem taşıyor. Başkanın... ama bir yandan şu da var şimdi eee Mehmet'in, Mehmet Emin Uluç'a da hemen söz vereyim. Eee Domenek Torrent'le birlikte bir derbi mücadelesi. E, Barcelona karşısında oynanan iki karşılaşma Domenek Torrent üzerindeki o e, kara bulutları biraz dağıttı derken bugün geldiğimiz noktada yine Domenek Torrent tartışılıyor. E, aynısını Beşiktaş'ta da konuşuyoruz zaten. Önder Hoca bir maçta bulutları dağıtıyor. Maçın işte 35 ile 55 dakika arasında kara bulutlar çöküyor. İşte bir golle dağı alıyor. Benzer şeyler ama şimdi şunu anlamak lazım. Ee, ne oldu? Floranın kapısı aralık kaldı. Futbolcular oradan geçiyorlardı. Biz girelim bu takımda oynayalım dediler. Torrent'te aa burada futbolcular var. Ben de girdim şu aralıktan tekniklet olayım. Değildi yani. Bu yönetim hani futbolcuyu teknik heyeti tartışmadan önce herhalde yönetimi tartışırsınız. Bir de e, doğru bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Bu hoca gidecek mi? Bu hoca kalacak mı? sezon ne olacak? Bunları şeffaflıktan bahsediyordu. Kimle tartışacağız bunu şu anda? Burak Bey gelirken şeffaflıktan bahsediyordu. Ben hani savaş kadar hakim değilim Galatasaray'a ama hani bir ortada şeffaflık olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Şeffaflık ve kurumsallık birinci vurgusuydu. Ama şu anda şeffaflıktan Hı. çok uzak bir kulüp yapısı görüyoruz. Hı. Ee, sorular cevapsız kalıyor tekrar bak şurası demin ki reklam öncesi gittiğimiz olayda Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra sezon başından bu yana görmediğim olayları gördüm açıklamalar olarak ardı ardına. Sayın Nihat Kırmızı konuşuyor, başkan konuşuyor. İşte Özgür Bey konuştu. Çok benim tasvip etmediğim Galatasaraylı'ya yakışmayacak şekilde bana göre bu. Yani bir Beşiktaş derbisi kazanıyorsunuz. Barcelona maçının Altınman antrenmanını başı. yaptım diyorsunuz. Son derece yakışıksız bir itham. Galatasaraylı yöneticiye yakışmayacak bir itham. Taraftarlar sosyal medya yapılar bunlar. Ama 115 yıllık bir rekabetin olduğu yerde, dostluğun olduğu yerde bunlar olmaz. Çünkü siz oraya gideceksiniz. Onlar buraya gelecek. Bu maçlar devam edecek. Şimdi bakıyorum. Başkan Barcelona maçından bir gün önce açıklama yapıyor. Diyor ki İbrahim korkum yok. İbraha edilmeme korkum yok. Zor bir göreve geldik. Bugüne kadar ilave borç yapmadan e, bu açığı oldukça borç arttı. Ciddi bir disiplin kulübünü üretiyoruz. Bugünlere kendi iktidara görmek, şurası çok önemli. Bugünlerde kendini iktidarda görmek isteyen ve... Ya ibra etmez etmemekten zevk alan bir grup var diyor. Ya Sayın Başkan, siz de bir önceki yönetimi ibra etmediniz. Galatasaray'ı ben hep söylüyorum. Abartıya kaçmadı söyleyecek. Galatasaray hesap soran bir kulüp. Galatasaray genel kurulu, Galatasaray kurulu camiasına hesap soran, başkanlarına hesap soran bir kulüp. Siz de bundan önceki dönemlerde gerek Mustafa Cengiz'i gerek Dursun Özbek'i ibra etmediğiniz dönemler oldu. Şimdi burada bu işten zevk alan var. Az sayıda işte bir kısım diyorsunuz. Hayır şu anda genel kurulda gelecek insanlar ibra edecek. Mali olarak, idari olarak ben de 3 yıla <laughs> tamamen o görev sürecinin tamamlamasını istiyorum seçilen yönetimlerin. Ama yanlışlar üst üste geliyorsa camialar size oy verenler. Sizi seçenlerin şu anda %70'i sosyal medyada bakıyorum ben oy verdim pişmanım. Başkan bizi işte senin az önce ifade ettiğin gibi kurumsallıktan şeffaflıktan uzaklaştırıldı. Girelim şu anda Burak Elmas yazalım neler çıkacak. Yani siz Barcelona'da Beşiktaş galibiyetlerinden sonra çıkıp televizyonda şahane görüntüler, Laporta'yı tekne turları, hala bugün tekne turuna verilen ücretler ödeniyor. Bir Fenerbahçeli PR şirketine verir diye. O rakamlar konuşuluyor. Daha yeni neler çıkacak? Bunların olduğu yerde bir Gaziantep maçı Kerem'in dövüldüğü bir yerde. Galatasaray'ın kaybettiği yerde. Ne güzel işte değil mi? Kazanınca konuşalım. Kaybedince kazanınca bulutlardasınız. Kaybedince uykudasınız. Böyle bir şey yok. Çıkın konuşun. Galatasaraylı şu anda sizden açıklama bekliyor. Açıklamalar bekliyor. Galatasaray resmi sitesine şöyle iki satır bir şey yazmakla bu işler olmaz bir buçuk saat yayında kaldığınız zaman nasıl hani her şeyi anlatıyorsunuz. Bugün çıkın gerekirse bir buçuk saat kalın. Soru cevap yapın. Galatasaray camiası sizden açıklama bekliyor. Cevap bekliyor. Dünkü maçın futbolcular üzerinde tabii ki kötü performans vardı. Hocanın performansını dün beğenmedim. Barcelona Beşiktaş maçlarına göre değildi. Ama hoca bu. Hocanın performansı bu. Hoca bundan daha ileri gidemez. Bir maç kaybedildi. Bu takımı ben kurmadım. Barcelona Beşiktaş maçlarında yeni de söylüyorum teknik heyet de bulutların üzerine çıktı. Ama şimdi bakın Ama zaman. çıkartıldı da aynı zamanda. Şimdi bak bu takım ben kurmadım lafını kabul ederim. Onda sıkıntı yok. Ama geçen sezon Abdullah Avcı kurmamıştı takımı. Ama o takımda bir şey yaptı. Bir önceki sezon Sergen Yalçın kurmadığı takımda bir şey yaptı. Ve o yaptıkları sayesinde oradan gelen krediyle o takımlar onlara teslim edildi. Ve onlara imkanlar sunuldu. Şu anda Torrent yaptıklarıyla kendisine imkan sunulmasını hak etmiyor. Taraftarın desteğini arkasına alamıyor. Ya Galatasaray maç kaybedebilir. Bunda problem yok. Ama dün ne demiş? E, skor. Oyunun hakkı bu skor değil evet. mi demiş. E, doğru söylemiş. Antep'in daha fazla atması gerekiyordu çünkü. Antep'in harcadığı dört tane net pozisyon. Skor mu? adil olmadı. Fırsatlarımız evet. oldu diyor. İşte... Ha, skor adil olmadı diyorsan o zaman şunu söylerim. Gomez'in kaçırdığı iki tane net pozisyon var. Sen onları atarsın. 3-3 üç, üç diye hayal ederiz. Bu kurtardığı 2 tane var. Ama... O zaman da Antep'in kaçırdıklarını da eklersem ona maç 5-3 olur, 6-3 olur yani. Sen o Barcelona maçında savaşan takımı bize izletemedin hocam. Aksine öbür tarafta Erol Hoca ve ekibi doğru çalışmışlar, doğru analiz etmişler. Muhalibi, savunma, yani. Galibiyet hasretini, o içinde bulundukları cenderden çıkma fırsatını bu maçta değerlendirdiler. Bak üçlü savunma dedi. Yine söylüyorum, dün sabah hala yaptığımız da. Evet. eğer Erol Hoca bugün bazı üç, bazı dört maçlara çıkıyor diye. Bugün üçlü savunmaya çıkarsa Galatasaray'ın kazanma şansı çok zor dedim. Favorim dedim hatta Galatasaray'da futbol kulübü. Üçlü savunma, beşli orta sahayla Galatasaray'ın bu orta sahasını Taylan, Berkan, Moritsa'nın orta sahasını çok rahat geçerler dedim. Yorgun da bir Galatasaray var. Rotasyon da yapmıyorsunuz baktığınız zaman. Berkan, iki tane golde bariz hatası var. İkinci golde evet. Tamamen ondan kaptığı top. Ya i̇lk orada golde, de, o ilk golde de arkaya gelen top o da, topu da, topu da, da topu görebilir oluyor. miyiz tekrar? Yani Tabii. orada arkadaş nasıl vurduruyorsun o topa ya? Ben özellikle baktım ona kim diye Berkan'mış.